InDesign'da birçok kullanıcı tarafından uzun süredir istenen bir özellik vardı. Aynı belge içerisinde farklı sayfa boyutlarına izin verilmesi. InDesign bundan önceki sürümlerde bir belgenin içerisinde tek bir boyuta izin veriyordu. Tek bir sayfa boyutu kullanıyorsunuz ve bütün doküman boyunca, bütün belge boyunca aynı sayfa boyutuyla çalışıyorsunuz. InDesign Creative Suite 5 ile birlikte yeni gelen özellik işte bu isteklere cevap veriyor. Bunu göstermek için öncelikle basit bir doküman oluşturalım. File New Document dedikten sonra 6 sayfalı bir doküman, bir belge açacağım. Facing Page özelliğini açmıyorum. OK diyerek belgemi açtım. Şimdi bu 6 sayfalı dokümanın içerisinde yeni bir master eklemek istiyorum. New Master dedikten sonra OK dedim. Şimdi B Master'ın boyutlarını değiştirmek istiyorum. InDesign seçili olan sayfanın sayfa boyutlarını değiştirmek için Creative Suite 5 ile birlikte gelen bu menüyü kullanabilmeme imkan veriyor. Ve burada istersem web için hazırladığım dokümanlar için web boyutları, istersen baskı boyutlarını seçebiliyorum. Şimdi 1024x768 bir sayfaya dönüştürdüm bunu ve istediğim sayfalara bunu uyguladığımda gördüğünüz gibi sayfaların B master uygulananları 1024x768, A master uygulananlar ise standart boyutunda kaldı. InDesign Creative Suite 5 ile birlikte gelen bir diğer özellik, bir sayfanın boyutunu değiştirebilmeme imkan veren Page Tool. Page Tool ile bir sayfaya tıkladığımda üst tarafta kontrol panelde sayfanın boyutlandırılması ile ilgili özellikler geliyor. Ve kontrol panelde mesela ortasına göre boyutlandıracağımı buradan karar veriyorum. Aynı şekilde yükseklik genişliğine karar verebilir ya da hazır bir menü listesinden seçim yapabilirim. Mesela 3'te 1'i boyutunda olmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi ikinci sayfanın boyutu burada küçültülmüş oldu. Uzaklaştığımda da bunu görebiliyorum. Baymaster'a gidip Page Tool'la listeden başka bir boyutu seçtiğimde, mesela tabloid boyutunu seçtiğimde, master'ın uygulandığı bütün belgeler local override'lar hariç, local override'lar hariç gösteriliyor. Çünkü ikinci sayfaya ben özel bir boyut girmiştim. Ama bunu değiştirmek için tekrar buradan uygulayarak apply master page diyerek onun da aynı diğer B master sayfalarının uygulandığı boyuta gelmesini sağlamış oluyor. Şimdi bunun biraz daha nasıl kullanıldığını örneklendirecek gerçek bir örneğe odaklanalım. Bunun için burada gördüğünüz magazin kapağının, dergi kapağının sağ tarafında bir kulakçık istiyorum. Normalde içeri katlanan bir kulakçık tasarımı istiyorum. Bunun için burada artık InDesign Creative Suite 5'te yeni bir sayfa, özel boyutta yeni bir sayfa ekleyerek bunu yapabilirim. Bunun için birinci sayfa seçiliyken yeni butonuna tıklıyorum ve tıklayıp sürükleyerek kapakla birlikte olan bir sayfa olmasını sağlıyorum. Daha sonra bu sayfaya giderek şimdi bu sayfanın boyutlarını ayarlayacağım. Bunun için Page Tool'la sağ sayfayı seçiyorum ve bunun yaklaşık 3'te 1'i gibi bir oranda olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi katlanacak alan belirlenmiş oldu. Şimdi artık sayfa tasarımımı bu tarafa doğru genişletmekten başka bir şey kalmıyor yapacak. Buradaki fotoğrafı tıklayıp sürükleyerek boyutunu buradaki taşım oranlarına kadar getiriyorum. Aynı şekilde arka tarafta bir background var. Creative Suite 5 ile birlikte layer panelinde burada nesnelere hızlıca odaklanabilmemi sağlayan ve seçmemi sağlayan alt layer yapısı da mümkün. Tıklayıp sürükleyerek arka planında sayfanın buraya kadar kullanılmasını sağlıyorum. Böylelikle artık dergi kapağımın içeri katlanan kulak kısmını da hazırlamış oldum.